Kızın lan. Ne alaka? Şşşt. Aşkım. Görürler mi alan? Sert tırmanışlar olmayacak haliyle de bu grubun şansı da olabilir. Belli mi olur Muhammed Atalay'dan bir tur galibiyeti gelirse Torku Şeker için de çok güzel bir final olmuş olur Türkiye Bisiklet Turu. Tabii hiçbir zaman bilemezsiniz kaçan grubun finişe ulaşıp ulaşamayacağını. Her zaman bir şans vardır ve bu şanslarını şu an için kullanıyor bu üçlü. Bir üçüncü kategoriden tırmanma var. O kaçış anı, daha doğrusu o temponun yükseldiği an diyelim. Bir sonraki üçüncü kategori tırmanma primi de 190. kilometrede. Ki bitişe 10 kilometre kalmış olacak. Oraya kadar yakalanmazlarsa ondan sonra da yakalanmaları çok kolay olmaz. Şimdi üçlü bir çark oluştu. O üçlü çark dönmeye başladı. Tur radyosundan da az önce gelen bir anons vardı. Öndeki grup çok iyi çalışıyor. Evet. Farkı hep korudular diye. Şimdi 4 dakikaya yaklaştırdılar farkı. Baldo ayak uyduramadı bu tempoya. Aracı istiyor ısrarla Muhammed Atalay. Sonunda geldi Torkun'un aracı. Uzun süre elini kaldırdı Muhammed Atalay. Sonunda da takım aracı geldi. Bu takdir. Fotoğraflarını alıyor. Görüntüde Nikola Baldo var. Yalnız adam. Arkadan gelen ana grubu bekliyor. Bir takım aracı da hemen onun arkasında. Her an bir problem olabilir diye takım aracı mutlaka tek tek azı bisikletçi onu takip etmek durumunda. Birden fazla takım aracı var tabii ki. Her takımın birden fazla aracı var. Eğer kaçışa giden olursa o grubu takip eden bir araç mutlaka oluyor. Ana grubun yakınında da yine bir takım aracı bekliyor. İncilova'ya yaklaştı kaçış grubu, hatta geldiler de diyebiliriz. Bir sonraki durak Erbeyli. Adam gülüyor. Aslında bir mahalle artık yeni adıyla. Eskiden tabii Büyükşehir Belediyesi olmadan önce Aydın oralar kasabalardı. Yavaş yavaş 2014 seçiminden sonra da Büyükşehir Belediye Kanunu ile birlikte artık mahalle adını aldılar. Öndeki grubu görüyoruz. Ana grubu şu anda Kaha Ruralılar çekiyor. Fark 3 dakika 44 saniye. Kalan mesafe 40,5 kilometre. Fark 4 dakikaya yaklaştı. Son 36,5 kilometrede bisikletçiler artık öndeki üçlü kaçış grubu arayı daha da açmaya başladı. Muhammed Atalay'ın da içinde bulunduğu grup. Buradan neden olmasın bir etap galibiyeti gelmesin. Muhammed'in bacaklarında tabii o güç var mı? Bunu bizim söylememiz çok zor. Az önce takım aracı geldiğinde de bir şeyler konuşuldu orada. Sevgili Mehmet Sevinç, giderek bu grubun şansının daha da arttığını söyleyebilir miyiz? Fark 4 dakikaya çıktı. Bu grubun şansı tabii ki artıyor ama hala ana grubun tempoyu yükselttiği takdirde bu dörtlüğü yakalama şansı olduğunu söyleyelim. Ama dediğim gibi hiçbir zaman bilemezsiniz. Geçtiğimiz günlerde de dümdüz bir etapta görmüştük. Aksaray, Konya etabında çok büyük zaman farklarının oluştuğunu görmüştük. O gün belki rüzgar vardı, farklı şartlar vardı ama ana grup organize olamadığı takdirde, ana grup tempo yapmadığı takdirde her zaman kaçan grubun finişe ulaşma şansı vardır. 180 ile 190. kilometreler arasında yaklaşık 255 metreye çıkacak bisikletçiler ama başladıkları yükseklikte sıfır olmayacak. Yaklaşık 100 metreye yakın bir rakımla başlayacaklar çıkışa ve
Yani 150 metre civarında bir seviye artışı olacak, rakım artışı olacak. Bu da çok zorlayıcı bir durum değil sanırım. Sevgili Mehmet Sevinç, ne söylersin? Evet, orası çok zorlamayacaktır. Çünkü 3. kategoriden bir tırmanış. En zayıf tırmanışlardan biri. Kategorize edilmiş en zayıf tırmanış. 3. kategori. Dolayısıyla orayı zannediyorum ki Jan Hurt tek başına arkadaki ikiliyi sürükleyerek çıkacaktır ve çok fazla zaman kaybetmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Kahar Ural şimdi sorumluluk aldı, biraz öne geldi. Lampre kendini geriye attı. Lampre zannediyorum ki yoruldu biraz. Artık işi liderlere bıraktı. Genel klasman liderlerine bıraktı. Daha önce de bu örneği vermiştim. 2006 yılında Floyd Landis'in takımıyla sprinter takımlar arasında bir anlaşmazlık yaşanmıştı. Oscar Pereira Ossio dümdüz bir etapta hiç kimsenin beklemediği bir şekilde yaklaşık yarım saat kazanmıştı ve genel klasman lideri olmuştu. Sonrasında da Floyd Landis bir sonraki gün solo atakla yeniden Oscar Pereira Ossio'yu yakalamış, geçmiş şampiyon olmuş ama daha sonra dopingden yakalanmıştı. Buradaki önemli nokta düz etapta ana grup eğer organize olamazsa hiç beklenmedik bir şekilde çok büyük zaman farklarının olabileceği. Bunu 2006'da bize Oscar Pereira Ossio göstermişti. Bugün de eğer o anlaşmazlık olursa, yani Lampre belki bir sprinterini, yani Sacha Modolo'yu birinciliğe taşımak istiyor ama genel klasman lideri de sizsiniz, siz çalışın diyor Kahar Ural'a. Ama Kahar Ural Lampre kadar yüksek tempoyla çalışmadığı için Lampre bıraktığında 2,5 dakika olan zaman farkı şu anda 4,5 dakikaya çıktı. Deveyi gördük az önce. Bu bölge tabii deve güreşlerinin de çok yaygın olduğu bir bölge. Aydın, İncilova, Germencik ve zaman zaman Milas Bodrum bölgesi. Bu bölgede çok sayıda deve güreşleri yapılır. Develer de bisikletçileri selamlıyorlar. Yol kenarında onları da görmüş olduk. Fark açılıyor. 5 dakikaya doğru gidiyor. Evet, bu grubun tempoyu yükseltmesi lazım. Öndekiler daha iyi çalışıyorlar gerçekten. Bu tempo yeterli değil. Öndeki üçlü bir etap galibiyetini hedeflemeye başlamış olabilir takım. Kesinlikle başladılar. Kesinlikle başladılar. Yavaş yavaş 35 kilometreye doğru, son 35 kilometreye doğru gidiyoruz. 190. kilometrede bir tırmanış kapısı geçilecek. Az önce belirttik. Yaklaşık 95 metre rakımdan 255 metrelik bir yüksekliğe çıkacaklar. Ortalama 150-160 metre yükselecekler ki bisikletçiler için çok zor bölümler değil bunlar. Özellikle de 5 dakikaya yakın bir farkın kapanması için yeterli bir yükseklik değil. Tur radyosundan da bilgiler gelmeye devam ediyor. 5 dakikaya